Abi yok değil mi? Akşamlar Murat Bey. Akşamlar. Özellikle çok şanslıyız. Söyleyelim. Vallahi yok ya. Günlük kıyafetle nasıl yani Sonar benim artık kardeşim yani menajerlerimiz aynı. Beraber yıllardır çalışıyoruz. Artık hani yabancımız değil, kendi organizasyonumuz gibi hissettiğim için o yüzden çok gayet rahat geldim. Ya özenmemekten değil de rahat, hani kendi organizasyonumuz, kendi arkadaşlarımız var. Soner Bey son bir aydır çalışıyormuş bu organizasyon için. Yardımcı oldunuz mu hiç? Soner mi çalışıyor acaba, menajeri mi çalışıyor? Vallahi yardımcı olduk derken sağ olsun şöyle. Yani o kadar tatlı bir menajerimiz var ki elimizi sıcak sudan soğuk suya sokmuyor sağ olsun. Her şeyi bizim yerimize düşünüyor, hallediyor. Bizi gayet iyi hissettiriyor. Geceyi de çok da hani tatlı bir şekilde hazırladılar diye düşünüyorum. Daha dur bakalım. Fotoğrafları çok güzel oldu organizasyon. Evet, burada herhalde hatıra fotoğrafları falan çekti. Evet. Evet, güzel. Soner Bey de çektirdi. Çektirdi mi? Doğum günü pastası da çok enteresan gerçekten. Öyle mi? Onu görmedim. Üzerinde video falan oynuyor. Şey mi? Kestiler mi pastayı? Yok, kesmediler. Ha, siz gördünüz. Yani. Ha, siz önceden haber aldınız. Eyvallah. Tamam. İstihbarat sağlam. Yapacak bir şey yok. Bu arada kardeşim dediniz abi, hediye ne olacak? Abi onlar öyle şeyleri söylemeyelim. Çünkü daha almadım. Göreceğiz bakalım. Yani önümüzdeki günlerde, yarın öbür gün. Düşüneceğiz bir şeyler. Çünkü herkesin doğum günü bu aralar. Artık böyle insanın kafası bittik karışıyor. Bittik diyorsunuz. Evet ya. Gerçekten bittik. Peki doğum günü hediyesi olarak bir şarkı sözü alışverişi olabilir mi abi? Soner'in benden şarkı almaya Allah'a şükür bence ihtiyacı yok. O yüzden ya biz hani öyle şeylere çok takan adamlar değiliz. O yüzden böyle hani ne olursa en ufağından en büyüğüne her şey mübah yani bizim için. Okay. Yılbaşında neredesiniz abi? Daha belli değil abi. İnşallah bu hafta belli olacak. Yani Azerbaycan olabilir, Kıbrıs olabilir, Ankara olabilir. Siz mi karar veremiyorsunuz? Şundan birine. Yani paraya menajerim bakıyor. Karar veremiyor diye öyle söyleyeyim. Her şey de menajerlerin üstüne atıldı ama. Abi yapacak bir şey yok. İyi polis biz, kötü polis onlar. Alınan peki, alınan ücretler yılbaşı için alınan sanatçı ücretlerine siz nasıl bakıyorsunuz abi? Yani nasıl bakmam gerekiyor? Ücretler tam 1.300. Oh ne kadar güzel maşallah. Allah daha çok versin. Yani hak eden istediği kadar alsın abi. Kim ne kadar hak ediyorsa. Bunun kriteri nedir abi? Benim gözümde Murat Baltılıç daha çok hak ediyor. Ah teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Onun kriteri maalesef öyle değil. Keşke öyle olsa. yani şöyle. Bu aslında ne kadar çok insanları atrakte ettiğine bağlı bir şey. Yani böyle ne kadar çok insan çekiyorsun, ne kadar çok talep var. O kadar. Yüksek oluyor herhalde, bilmiyorum ki. Yani ben de tam bilmiyorum. Ben kendime göre yani tamamıyla menajerimin dediği şeye yine menajer dayanıyorum. Yo, gerçekten öyle. Seviyoruz menajerimi. Yani çünkü şöyle, böyle şeyleri düşünmek istemiyoruz biz açıkçası. Böyle finansal şeyler düşündüğün zaman çok böyle diğer, yani kendi yaptığın işe konsantre olamıyorsun. O yüzden ben hiç böyle hesap kitap işlerine bakmam. Yani hiç de şey yapmıyorum yani. Şimdiye kadar da çok da umurumda olmadı yani. Sadece elektrik su paramı ödeyeyim abi. Başka bir şey istemiyorum. Elektrik su. İyi geliyor. Fena değil. Peki Murat Bey. Yani son günlerde Merve Hanım'la barışacağız yönde sürekli bir takım iddialar çıkıyor. İyi akşamlar. Yani... Teşekkürler. Bitti mi konuşmamız? Konuşmamız bitti demek oluyor galiba. Kendinize iyi bakın. Yok yapmayacağım. Kendinize iyi bakın.